Yayınımıza değerli misafirlerimize devam ediyoruz inşallah. It is an honor to be here again. Lütfettiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok mutlu olduk. Dostlarımızı yanımızda görmek bizlere sevinç verdiniz. Sizler çok değerli insanlarsınız bizim için. Allah'tan gönderilmiş bir lütufsunuz. Kur'an'da Allah Hristiyanları mütevazi derler. Size en yakın olarak onları bulursunuz diyor. Ama cahiller tabii bunu bilmiyor. Tam tersine çevirip Hristiyanları muhalefet yapıyorlar. Bunlar Kur'an'la alakası olan insanlar değil. Nasılsınız? We just heard this in London, as you know, that the people been killed by so-called extremist Muslims. Yine mi oldu? Şu geçen gün olan mı? Ya bu da büyük bir vahşilik dersin. Bu da müthiş bir hayvani tavır dersin. Hayvan bile yapmaz bunları dersin. Evet, yani Müslüman değil, hayvan bile yapmaz bunu dersin. Gencecik çocuklar, ufacık, masum çocuklar, yani bunları öldürmek çok büyük bir ahlaksızlık dersin. Masum çocuklar, tertemiz çocuklar dersin. Hayır, suçlu bile olsa, büyük bir insan bile olsa öldürmek olmaz. En fazla suçu varsa yargılanır dersin. Bütün ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah ailelerine uzun ömür versin. Bu acılar Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in inişiyle inşallah tamamen yeryüzünden kalkacak. O güzel idealimiz bizim dersin. Ama şu an ondan ruhaniyetini hissediyoruz. İyi insanlar hep bir araya gelmeye başladı. Mesela siz de çok iyi insanlarsınız, sevgi insanlarsınız. Bizler de sevgiyi savunuyoruz, barışı savunuyoruz. Aynı görüşte olan insanlar birbirlerine desteklerini gittikçe artırıyorlar. Bu çok güzel. Şimdi de Katar meselesi ortaya çıktı. Ne yapalım, nasıl yapalım Katar konusunda? Tanıtmadık da konuklarımızı tanıtalım mı? Tanıtalım tabii. Bu akşamki konuklarımız İngiltere'den Sayın Wafik Moustafa ve Amerika'nın Maryland eyaletinden Sayın Todd William Kissam. Sayın Wafik Moustafa İngiltere'den Mısır asıllı bir politikacı. Bağlı olduğu kuruluşlardan, başlıcalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Kendisi İngiliz Arap Ağı'nın kurucusu ve başkanı. Ayrıca global etik için parlamentolar arası koalisyon kuruluşunun kurucu ortaklarından. İngiltere-Mısır topluluğunun eski başkanı. Doktor Moustafa daha evvel İngiliz parlamentosuna aday gösterilmişti ve 25 senedir İngiltere'deki Arap azınlıklarını politikada temsil ediyor. Kendisi aynı zamanda tıp doktoru ve Mısır'daki Arap Baharı ile ilgili kitapları var. Arap ve uluslararası basında sık sık kendisinin görüşlerine yer veriliyor. Sayın Todd William Kissam, kendisi Mason ve aynı zamanda Anglikan Kilisesi'ne bağlı bir rahip. 20 seneden fazladır Washington DC, New Jersey, Colorado eyaletlerine rahiplik yapmış ve şu anda da rahiplik hizmetine Maryland eyaletinde devam ediyor. Mükemmel bir Hristiyansınız dersin. Çok takdir ediyorum bu yönünüzü dersin. İdeal bir Hristiyansınız ve ideal bir Müslüman olarak sizi görüyorum dersin. Thank you. Yes. when hearts come to that foundational level, we were talking at dinner this evening. There's a commonality that brings us together in our love for Allah and the people of the book, especially in this season of Ramadan. It's an exceptional time to gather together. And I'm grateful to be here. Your wisdom and your words are incredibly healing. Maşallah. Sizin araştırmanız güçlü, analizleriniz güzel oluyor. Katar konusunda ne yapalım? O da bir sorun olarak ortaya çıktı. I think the Arab world in general is in a huge turbulence and no doubt the countries in the Gulf, Qatar and United Arab Emirates, play a huge role. Although Saudi Arabia play a big role as a big country, but the two small countries, the Gulf countries, Qatar and Emirates, play big. They are against each other because United Arab Emirates have something against political Islam or Islamic movement, like Muslim Brotherhood. I think it's something deeper. Qatar supports Muslim Brotherhood and supports its work, and in a way supports democracy as well, because the military takeover in Egypt
was unjust, was caused huge problems to the economy. The Egyptian economy is in its knees. The Egyptian currency lost 150% of its value, which is very difficult to analyze. 150% lost its value. So and controlled by the generals, by the army, and it's head to Turkey as well. So Qatar is close to Turkey, and I think he can make this big connection. I would be honored to play a role if I can. I am closer a little bit to the Emiratis, although I am closer as well to the Qatari. I think if we can create this bridge, Turkey can create bridge, because none of them hate Turkey. The Emirates don't hate Turkey, and the Qatari like Turkey. So I think Turkey can play the bridge role between the two countries. Egypt is allied to, or sucking United Arab Emirates and Saudi Arabia to fight its own war with the Muslim Brotherhood. I don't know if I put it in some way realistic and easy way. İyi olur. There was another idea in my mind, is to get a meeting. I mentioned if I have an opportunity in Al Jazeera television, which is Qatari, I will mention the initiative and say something about it when the opportunity comes. It's likely to come next few days. Tabii ne gerekiyorsa yapalım. Yani halka yazık olur, insanlara yazık olur. Halkın acı çekmesini istemiyoruz. Bir de kolayca halledecek bir şeyi zor hale getirmenin de bir alemi yok. İhvanı tek yanlı desteklemeyi ben zaten kabul etmiyorum. Ben Mısır'ın bütününün desteklenmesinden yanayım. Tek bir grup, tek bir topluluğu desteklemek bölünmeye sebep olur. Ve diğer Müslümanları da küstürür, darıltır. Yani Kur'an'a da uygun değil bu. Mısır halkı bir bütün olarak bizim dostumuz ve muhatabımız, sevdiğimiz insanlar. İslam'da da Müslümanları ayırmak yok, bütün olarak sevmek var. Sizin çok faydalı olacağınızı düşünüyorum. Bağlantı da olalım dersin. Yes, I would think from my side, the Turkish government was doing morally correct because the 60,000 people in prison mostly are Islamist. But I think the Turkish government would do better if it support the secular people, the people who are looking for civil government, Muslims, Christians, or people who don't have a faith. But mostly Egyptians have a faith, 90% of them have. So I think if support the two sides, not just the Islamist, they just expand. I like them to expand the support more than shrink the support. Evet, ben de o fikirdeyim. Yani Mısır halkının bütün olarak desteği, hepsinin kucaklanması. Evet. Bu zaten Kur'an'ın emri, Allah'ın emri. Biz ayıramayız Müslümanları. Ve Mısır hükümetiyle de olumlu bağlantılar kurması için de ben hükümete ricada bulunuyorum. Yani tavsiyede bulunuyorum. Fikir olarak da beyan ediyorum. Yeah, I think there will be difficulty. But I believe there will be... Turkey is the main Muslim power on the world. That's indisputable. It's the main power in the Middle East which can influence change. And I think they can use this lever, irrespective they are being fought by Egyptians or other, mainly Egyptians. I don't know Saudi Arabia. I don't think Saudi Arabia is against Turkey or Turkey against, but Egypt is a big problem. If you can change military rules to civil rule, that will curtail the Islamists as well, because you need fairness, and fairness should be the bottom line and the main principle to govern a country, because we've got 10% Christians in Egypt. We got people like me. I'm Muslim, but I'm a liberal Muslim. So I think if we have fairness, everybody will like fairness. Everybody will not stand against fairness. Evet. Benim kardeşim Hristiyan. Ben onu çok seviyorum. Çok değer veriyorum. Ayrıca da Mason, o yönden de kardeşim. Çok mütevazi, Kur'an'ın belirttiği gibi
yüksek ahlaka sahip değerli bir insan. İnşallah Hazreti İsa Mesih'in gelişinde de onu birlikte karşılayacağız hep beraber. Kur'an'da mütevazi olduğu söyleniyor rahiplerin. Hakikaten çok mütevazisiniz. Bu Kur'an'ın bir mucizesi. We were speaking at dinner earlier this evening about the importance of institutions, and this creates fairness within a society, something that's foundational to the Prophet, peace be upon him, that the Islamic society is based upon honor and fairness, and to have any functioning nation would have to be the foundation. Yeah. Nothing else. Nothing else. Having institutions and rule of law controls everything in life. Yeah. And root success. Justice, compassion, honor. That's all of how things. The West, and that's how Turkey thrived as a country, became the most important Islamic country. There you are. Mısır'da herhalde onu çevirmediler. Hristiyanların desteklenmesi çok önemli. Çünkü %10 değil, binde bir bile olsa Hristiyanların, Musevilerin desteklenmesi, korunması, kullanılması da Kur'an'ın emri. Ayrıca ateistlere de şefkat göstertilmesi, onların da korunup kullanması da bizlerin Müslüman olarak üzerimize bir vecibedir. Bunun da mutlaka yerine getirilmesi için politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Sizi daha bu konularda yetkili olan kişilerle de görüştürelim. Katar konusunda da, Mısır konusunda da değerli görüşlerinizden istifade edelim. I think it would be a very good step. I mean, obviously I find them in London. I meet with the ambassadors and I find them very touchy and sensitive. I am closer to one of the Gulf, two Gulf ambassadors actually, I find that I'm quite happy to be open with them, because I feel personally, and reading history and looking at way forward, they got to work together. They can't hate each other, because now few Arab countries broke relationship with Qatar last 48 hours, and that was completely counterproductive, and it's not going to help peace and healing wounds in the Arab world by breaking relations. The order of the Middle East got to change. There's no way it can survive, and it's rotten to the core. Military, dictatorship, tyranny, prisons, no rule of law, no institutions, got to change. If it doesn't change, it's going to fragment. Because one thing we have to remember was the breakdown of the Ottoman Empire in 1917. People curse Sykes-Picot Accord, which divided but if it didn't have Sykes-Picot, can you imagine how Arab world would have been formed as nations at the time? There would have been tribal wars. What I mean, they have not 100 years passed since 1917, and they have not formed proper institutions to build up country. It's built on the clans and bunch of dictators, deep state, what you call it. But Turkey here had a military coup, and because the people's will and strength in the street were able to break the coup's back to and being driven in Istanbul today, very peaceful city. Evet, modern bir ülke. Yani gelenekçi ortodoks inanç Türkiye'de etkin olamıyor. Atatürk'ün de tabii bunda çok büyük hizmeti var, rahmetlinin. Çok büyük emeği var yani zemin hazırlanmasında. Ama Türkiye'nin dünya ülkeleriyle koordinasyonu, barışçı koordinasyonunu ben iyi buluyorum. Daha da iyi olacaktır. Ama tıkanma noktası olursa bunun da üstüne birlikte gideriz. Sayın Tayyip Erdoğan aslında modern bir insan. Yani çok anlayışlı, hoşgörülü, geniş düşünen, aydın ruhu olan bir insan. Fakat
gelenekçi Ortodoks Müslümanları da dengede tutması gerekiyor. Ortadoğu'daki gelenekçi Ortodoks Müslümanları da dengede tutması gerekiyor. Onun için ortalı ve dikkatli bir politika istiyor. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Yani onun kontrolüne çıkarsalar bir kısmı tehlikeli de olabilirler. Onları tehlikesiz hale getiren, dengeleyen bir tavır içinde. Ama tabii ona destekle daha iyi, daha güçlü neticeler alabiliriz. Yani modernliğine, aydın ruhuna ben kefilim. I would personally quite happy to support, you said you connect with the government, because good thing about Turkey is not hated between the Gulf countries. It's not hated. They may have difference in Syria, but generally speaking, there's no nothing called Qatari or Emirati hate to Turkey. Even Egyptians are not, but the government have its own attitude, as you know, because it wants to hold in power the military. So I think we can, you know, I'm quite happy to come for a special visit for this in the near future. Çok iyi olur. Tayyip Bey çok ılımlı bir insan, çok anlayışlı bir insan. Zaten bunu da göreceksiniz. Evet, Sayın Başbakan Theresa May ile de görüşürseniz saygılarımı, selamlarımı iletirsiniz. Sizden iyi insanlar olduğunu biliyorum ben. Ben kötülere karşı. İyiler fazla, kötüler az ama çok etkili oluyorlar dersin. Kötüleri de ezerek değil, ikna ederek düzeltmek lazım. Her şey iyi olacak. Dünyanın geleceği güzel. Şimdilik bir kriz var ama önümüzdeki yıllarda kriz de artacak fakat güzelliğe doğru gideceğiz. Zaten hep beraber bunu da göreceğiz dersin. We were talking about hate industry earlier. Hate is an industry in the Middle East for a dictator to survive. We just been seeing the pictures you show me about mosques with the Star of David. Star of David. We talk about there is no the hate is an industry in the Middle East. We got to break the cycle because people do not. Christian, Jews, and Muslims are brothers. Yes. They love each other. In the mosques, you show me this picture, amazing pictures. And we talked about them. I can't see any difference myself. The problem is education from childhood. Rearing a child, like say, the Muslims or Middle East tend to think anything they have done is conquest, but anything the West have done is invasion, attack, or something. The negative, I think we've got to change, to start education from little age and get the dictators in a corner, lock them away. Bit harsh. No. Şeyin resimlerini göstermiştim. İstanbul'daki camilerde Hazreti Süleyman'ın mührü olan camilerin resimleri. Hmm. Onları görünce çok heyecanlandı. Müslümanların Yahudilerle ve Musevilerle kardeş olduğunu, bunu da internete ben koysam sahte resim derler. Kimse inanmaz bu kadar güzel bir şekilde camilerin üzerinde olduğunu. Tarikatlarda da Süleyman mührü çok önemli bir semboldür. Camilerde çok yaygındır Hazreti Süleyman mührü. Osmanlı bayrağında da var Hazreti Süleyman'ın mührü. Diktatörleri ayakta tutan kin ve nefret endüstrisi var. Bununla mücadele etmemiz lazım. Yani dostluk, kardeşlik, sevgi insan ruhunun ihtiyacı olan cennet güzelliği, halledecek şey insanların birbirine eziyet etmesi, acı vermesi, böyle bir bela içinde yaşamak istemeleri çok şaşırtıcı ama sizler gibi aydın, aklı başında insanlar çok fazla şu an. Güç de bizim iyilerin elinde artık bundan sonra. Çok güzel olacak ders. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sevinç duydum. Sık sık görüşelim. Görüşmelerimizin arası uzun olmasın dersin. Sizlere çok saygı duyuyorum, çok değer veriyorum. Çok teşekkür ederim ziyaretiniz için dersin. Peki. Ara verebiliriz. Evet, değerli misafirlerimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza kısa videolarla devam edeceğiz.